Kurtuluş Savaşı var Türkiye'de, hakikaten var. 84 milyonun haramilerden kurtulması, devleti haramilerden temizlemesi için verdiği bir Kurtuluş Savaşı var. Ve bu millet bu ekonomik gidişe tepki vermeyecekse neye tepki verecek? Verilen tepkiyi dış güçlerle ilintilemek, yok gezi kalkışması bilmem ne demek, tam bir zırvalıktır. 4 Aralık'ta Mersin'de saat 1'de Erdoğan'ın ekonomik karnesine milletin verdiği tepkiyi tüm Türkiye görecek. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki bir ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz. Üstelik Milli Güvenlik Kurulu da işi gücü bırakmış. Ekonomimize övgüler düzdükten sonra bu konudaki saldırılara karşı da duyarlıyız falan filan diye. Böyle buna periz, buna lahana turşusu devam edin. Buyurun. Beyanlarda bulunmuş. Milli Güvenlik Kurulu asli işine bakarsa iyi olur. Hükümeti övmek, hükümetin arkasında durmak, hükümetin ekonomimizi düşürdüğü durumla ilgili hükümete uyarı yapmak yerine muhalefete uyarı yapmak Milli Güvenlik Kurulu'nun işi değildir. Milletin canı burnunda. Millet hiç şüphesiz bu şartlarda, bu vahim tablo karşısında yeri geldiğinde meydana dinecektir. Yeri geldiğinde demokrasinin bir gereği olarak tepkisini ve protestosunu da gösterecektir. Eğer Milli Güvenlik Kurulu üzerinden muhalefete bir ayar verilmeye çalışılıyorsa bunu kabul etmemiz, sindirmemiz mümkün değildir. Bunun da böyle bilinmesi lazım. Bu nasıl bir kurtuluş savaşı var Türkiye'de, hakikaten var. 84 milyonun haramilerden kurtulması, devleti haramilerden temizlemesi için verdiği bir kurtuluş savaşı var. Tamam, ne sözleriniz? Mutfakta var, pazarda var, çarşıda var, sokakta var, her yerde var. Sen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından dolarla borçlanacaksın, sonra dış güçler ekonomiye müdahale ediyor diyeceksin. Senin bir siyasetçin mafyadan her ay 10 bin dolar harcını alacak, sen ekonomiye dış güçler müdahale ediyor diyeceksin. Sen Londra'daki faiz baronlarından yüksek faizle dolar borçlanacaksın, dış güçler bize saldırıyor diyeceksin. Bütün ihalelerini, ihaleyi veren Türk devleti, ihaleyi alan Türk vatandaşı dolarla yapacaksın, dolar garantisi vereceksin, sonra dış güçlerin ekonomiye saldırısı var diyeceksin. Türkiye vatandaşlarından borç alacaksın, euro, dolar ve en vahimi de senin bankalarında, sen derken sizi kastetmiyorum Sayın Başkan, o kim olduğunu biliyor. Senin bankalarındaki evet, açalım mikrofonu. %58'i dolar, muhtemelen senin kendi paranda dolar, sen ekonomiye saldırı var diyeceksin. Alem kör, herkes sersem değil. Bu millet asil, necip bir millet. Her şeyi gören, sağduyusu, duyarlı olan bir millet. Ve bu millet bu ekonomik gidişe tepki vermeyecekse neye tepki verecek? Verilen tepkiyi dış güçlerle ilintilemek, yok gezi kalkışması bilmem ne demek, tam bir zırvalıktır. 4 Aralık'ta Mersin'de saat 1'de Erdoğan'ın ekonomik karnesine milletin verdiği tepkiyi tüm Türkiye görecek. Ve buradan uyarıyorum, muhalefeti tehdit etmek ülkede kaos çıkarmaktan başka hiçbir işe yaramaz.